Yok. Yani çok kötü. Türkiye'de elit deyince işte zengin bilmem ne falan anlaşılıyor ki. Yani Türkiye'nin eliti bireylere indirgenmiş durumda. Yani elit deyince aklına kim geliyor? Benim aklıma İlber Ortaylı geliyor. Bu herif elit. Neden elit? Tahsiline bak. Ailesine bak. Geldiği yere bak. Bugünkü konumuna bak. Değil mi? İşte bu adam elit. Çünkü ben hiç unutmuyorum. Bir gün Avusturya'ya gittim. Aa dediler çok güzel bir sergi var Belvedere Sarayı'nda. Bu 2. Mustafa'yı Zenta Muharebesi'nde yenen Prens Eugen'in kütüphanesi. Bu Poitinger haritasını falan şey yapan alan adam. Dedim gideyim. Gittim. Şahane bir katalog yapmışlar. Kataloğu satın aldım. Kaldırdım kadar açtım. İlk makale İlber Ortaylı. Lan Avusturya'dayız. Serginin konusu bir Avusturyalı. Herif Fransız asıllı ama Avusturya'da. Yani hiç alakası yok bizimle. İlk makale İlber Ortaylı. İşte bu bambaşka bir şey. Değil mi? Yani İlber'e bir şey sorduğun zaman dıdığının dıdığını bilen bir adam. Neden biliyor? İlber'in annesi kim? Babası kim? Değil mi? Bunlar her ikisi işte Kırım'dan kaçıyorlar. İlber biliyorsunuz Bregenz'de doğmuştur. Yani Avusturya, İsviçre, Almanya'sını üçüncü yere geldi. Bir mülteci kampında doğmuştur. Türkiye'ye geliyorlar. Derhal Ankara Üniversitesi'nde annesi babası profesör oluyor. Değil mi? Çünkü çok iyi okumuşlar Rus sistemi içerisinde. İlber böyle bir ortamda büyümüş. İşte bu adam elittir. Ama bir İlberler sınıfı yok bizde. Ben eskiden hep diyordum ki Türkiye'de bir elit sınıf vardır. Osmanlı zamanında da vardı son zamanlarında. Ordu. Çünkü iyi eğitim görüyorlar. Çok çeşitli ailelerden gelmelerine rağmen iyi bir görgü eğitimi görüyorlar. Yani harp okulu komutanları bu çocuklarla yemek yiyor. Efendim çatal nereye konur, bardak nereye konur. Bunlara kadar öğretiyorlardı. Dolayısıyla silahlı kuvvetler bir elit oluşturuyordu Türkiye'de. Ve dikkat edin, yani Türkiye'yi yıkmak isteyen dışarıdaki bir güç önce oraya saldırdı. Değil mi? Önce orduya saldırdı. Yani bu FETÖ olayı nereden çıktı? Değil mi? Yani FETÖ'yü Fethullah gibi bir gariban yapmadı herhalde yani bu Amerika'nın oyunu. Yani onu nasıl atlattık ben hala hayret ediyorum.